Manşete hoş geldiniz. Güzel hareketler bunlar. CHP milletvekilleri kırmızı bültenle aranıp Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin isimlerinin yazılı olduğu listeyi Meclis Genel Kurul salonunda böyle sergilemişler. Metrelerce uzayan bir liste. Şahane bir hareket. Yani mecliste birazdan bakacağız. Çoğunluğun olmayabilir, getirdiğin her şey reddediliyor olabilir. Fakat bu tür hareketlerle bir farkındalık oluşturabilirsin. Bir diğer yönü de şu. İktidar hemen her defasında bunu bir başarı olarak sunuyor. Yani şu kadar örgütü çökerttik, şu çeteyi yakaladık, bastık. İşte 300, 500, 600 falan, en son verilen rakam 600 küsür gibi rakamlar. Yahu siz 22 yıldır iktidardasınız. 600 küsür çeteye şu son dönemde operasyon yaptıysanız, bu çeteler sizin döneminizde kuruldu, palazlandı ve iş tuttu. Ve siz de seyrettiniz. Bunu önleyemediniz. Sonra da operasyon yaptık diye övünüyorsunuz. Ve neden şimdi? Ve neden geçen yıl değil, önceki yıl değil, önceki yıl değil? Bu soruların gerçekten sorulması lazım ve bu sorular sorulduğunda ancak tam anlamıyla bir aydınlanma yaşanabilir. Bunlar güzel hareketler, güzel meclis hareketleri. Nadir de olsa güzel meclis hareketleri. Yani mecliste sayınız, çoğunluğunuz, sandalye sayınız neyse, getirdiğiniz kanun, teklif, tasarı neyse bir yere varmayabilir. Verdiğiniz araştırma önergeleri AKP, MHP oylarıyla reddedilebilir ve yıllardır herhangi bir karar aldıramayabilirsiniz. Ya da herhangi bir şeyi engelleyemeyebilirsiniz. Fakat bu tür hareketlerle en azından bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Dönelim. Bu görüntüler, sarayın özellikle servis ettiği Bahçeli videosu konuşuluyor. Saray bu videoyu özellikle servis etti dünkü görüşmede ve Bahçeli'nin sağlık durumu tartışılırken, konuşulurken, tam da Bahçeli görüşme salonuna girerken adımlarını, ayaklarını sürüyerek adımlaması, belinin bükülmüş hali ve bunun karşıdan çekilerek servis edilmesi, işte tam da şu görüntüde olduğu gibi son derece düşündürücü, dikkat çekici ve gerçekten neden böyle yaptı dedirten şeyler. Doğu Ergil demiş ki, artık hareket etmekte zorlanan, hukuki bir işlem yapması gerektiğinde akıl sağlığı yerindedir raporu gerektiren yaştaki insanların ülkeyi yönetmekte ısrar etmesi sağlıklı mıdır? Bu durumun ülkenin sağlığıyla doğrudan ilgisi var mıdır diye soruyor isim vermeden, ama siz bunu Türkiye'de uyarlayabilirsiniz. Siz bunu Amerika'da biri 78, diğeri 81 yaşında iki yaşlı insanın seçim kampanyasında tekrar mücadelesine mi yorarsınız? Neye yorarsanız yorun. Fakat Doğu Ergil'in de bunu dillendirmesi, dile getirmesi önemli. Doğu Ergil 84 yaşında. 84 yaşındaki bir insanın mesajını, paylaşımını o açıdan önemsiyorum. Çok birikmiş öfke var diyor Mustafa Hoş. Olması gereken yere yönelemediği için serseri mayın gibi kime nerede patlayacağı belli olmayan bir tehlikeye dönüştü. Esasen gündem bu. İktidar ve muhalefet siyaset belirleyemiyor. Günlük politikalarla, tavır değişiklikleriyle işi götürmeye çalışıyor. Tabanı okuyamıyor, verilen oyları okuyamıyor, kamuoyu anketlerini okuyamıyor. Hem iktidar hem muhalefet. Türkiye kamuoyunda öfke birikiyor. Türkiye kamuoyunda itirazlar yükseliyor. Bu Türkiye kamuoyu şu partili, bu partili, şu görüşten, bu görüşten ayırmadan söylüyorum. Hemen herkes hayat pahalılığını iliklerine kadar hissetmeye başladı ve hemen herkes parası olsun olmasın, ekonomik gücü bulunsun ya da bulunmasın, buna itiraz ediyor ve yüksek sesle bu talepleri seslendiriyor ve iktidar ve muhalefet bu konuda maalesef politika belirleyemiyor. Avukat Dilek Ekmekçi enteresan bir analiz yapmış. Diyor ki Erdoğan MHP'yi sırtından atacak, stratejisi belli, taktik hamleleri değişken. Abdülkadir Selvi yumuşama, normalleşme her şeye rağmen devam edecek diye yazmış. Bir taraftan da Kılıçdaroğlu'yla ne bileyim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu cephesinin veya İmamoğlu Özgür Özel'in neyse aralarını bozmaya çalışıyor. Bahçeli'nin yürüyemediğini göze sokan bu görüntüleri Beştepe neden servis etti sanıyorsunuz diye sormuş ve ona da cevap vermiş. Enteresan bir teori. AKP ile CHP'nin çoktan anlaştığını düşünüyorum. Bahçeli'yi de sağlık nedenleriyle bırakmaya hazırladıkları için üzerine çok gitmiyorlar. sağlık nedenleriyle Bahçeli bırakabilir diyor. Özgür Özel de Erdoğan'ın sözlerine karşı ortağının gönlünü alıyor diyerek bilerek alttan alıyor. AKP sözcüsü Özel'in suç ortakları sözleri için tabanına parti içine yönelik mecburiyetten yapılmış açıklama demişti. Özetle Özgür Özel ceketi bile bilerek giymiş olabilir. Erdoğan'ın meşhur ceketini giyip Ayşe Ateş'i yanına aldı. Çok zaman Erdoğan yerine Özel MHP'ye laf çakıyor. MHP Bahçeli bu durumu ima etti zaten. Erdoğan ise 2 gün önce Polis Akademisi mezuniyet töreninde MHP'nin ismini anmadan çok net ve sert konuştu. Metni ben yazmışım gibiydi bazı cümleleri demiş Dilek Ekmekçi. AK Parti CHP'ye asıl can alıcı satır bu. CHP AK Parti'ye Türkiye ittifakına mecbur. Az kaldı. MHP'yi ve çeteyi yok etmek Devlet Bahçeli bırakınca çok daha kolay olacak demiş. Türkiye ittifakı lafını ilk söyleyen, daha doğrusu bu süreçte söyleyen, bir kere daha telaffuz eden Özgür Özel'di. O arada erken seçim muhabbeti var. Özgür Özel erken seçim açıklamaları yapıyor birkaç gündür. Bir Gün Gazetesi'ne konuşmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi bu konuda. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2,5 yıl sonra, bugünden 1,5 yıl sonra erken seçim olur dedi Bir Gün Gazetesi'ne. Erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım dedi ama bir erken seçim önerisi getirmedi meclise veya erken seçim istiyoruz hemen şimdi gibi yüksek sesle bunu telaffuz etmedi. Halk isterse olur gibi gerçekten dolaylı laflarla idare ediyor. Önce bize de bunu yazdıran o oldu. Yani Özgür Özel'in verdiği tarihte erken seçim olursa muhtemelen 2025 Kasım'ında Türkiye erken seçime gidecek. Peki bunu neye dayanarak söylüyor? Bilmiyoruz. Kehanet mi? Onu da bilmiyoruz. Bu yönde bir hesap var mı? Ya da iktidarın gittikçe zayıflamasını, artık talebin çok güçlü gelmesini mi bekliyor alttan? Bilmiyoruz. CHP bütün anketlerde 1. parti diyor ama CHP Genel Başkanlık katı olarak erken seçim istemedi, meclise bu öneriyi getirmedi. Bunun da nedenlerini anlatıyor. Daha fazla uzatmadan Özgür Özel ne demiş ona kulak verelim. Üzerine konuşacaklarım var. Seçimden hemen sonra bir erken seçim talebi yokken her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibariyle erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakını bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Ben buradan şunu ifade etmek isterim. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir milletvekili sayısı bizde ve muhalefette yok zaten. İktidar istemeden erken seçim teknik olarak mümkün değil. Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız, 10 bin liralık emekli maaşı dünyanın hiçbir yerinde izah edilemez bir noktadayken, 270 euro gibi Avrupa Birliği'nin üyesi birçok ülkenindeki emekli maaşlarının 10'da 1'i, 8'de 1'i noktasındayken siz bu sese kulak tıkarsanız, üzüm üreticisinden çay üreticisine, fındık üreticisinden buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz, esnafı bu kadar zor durumdayken duymaz, halen daha faizlerini arttırırsanız ve para yok dediğiniz sırada da yandaş müteahhitlerinizin, müteahhit firmalarının hala vergi ödemedikleri ortaya çıkıyorsa bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. Benim değerlendirmem şudur, dün gazeteci arkadaşımız sorduğunda. Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2,5. yılda tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçime olası görüyorum. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun istiyorum. Gelecek ay olsun istiyorum erken seçim. Parti 1. partiyken ve bu kadar zor durumdaki insanların umudu Cumhuriyet Halk Partisi olmuşken ben neden erken seçim istemeyeyim? Ama. Şimdi yeterince açtım sesi ve bağlamından da koparmadan ne düşündüğünü, ne anlattığını gördünüz. Fakat 360 gerekiyor diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Getirsek zaten reddedilir. Getirdiğiniz her şey reddediliyor, o zaman onların hiçbirini getirmeyin. AKP MHP oylarıyla reddedildi diye Google'da arama yapın. Yüzlerce getirilmiş kanun teklifi, araştırma önergesi vesaire bulursunuz. Gücünüz yok zaten. Getirdiğiniz her şey AKP MHP oylarıyla reddediliyor haliyle. Onları da getirmeyin. Başka şeyleri getiriyorsunuz. Neden erken seçim önerisini getirmiyorsunuz? Getirin de görelim. Kaç kişi gerçekten erken seçim istiyor? Takke düşsün, kel görünsün eski tabirle. Getiremezler. Neden? Bir, iktidara hazır değil CHP. İki, kadroları yok. Üç, 31 Mart seçiminden çıkan sonuçları hala okumaya çalışıyor. Çok da şaşırdı. Ummadığı yerlerde belediye başkanlıkları kazandı. Türkiye kırmızıya boyandı. Bunu hala hazmedebilmiş değil. Ve bu enkazı da devralmak istemiyor bir yönüyle. Yani çökecekse mevcut iktidarın başına çöksün diyor. Yani çünkü kim neresinden tutmaya kalkarsa kalksın altında kalır. Biz bir başarı ortaya koymak istiyoruz falan. Her ne kadar biz gelir gelmez şu konularda iyileştirme olur, bu konularda iyileştirme olur, Avrupa Birliği müzakereleri tekrar başlar falan dese de bu yıllar alacak bir şey. Bir diğer yönü de şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani getirin takke düşsün, kel görünsün derken kastım o. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece iktidar değil, muhalefet partisi milletvekilleri de erken seçim talebine evet demez. Lanet olasıca bir özlük hakları meselesi var. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçildiğinizde ilk 2 yıl kimse o milletvekillerine seçim kararı aldıramaz, aldıramıyor. Bu öteden beri böyle. Neden? 2 yıl sonunda ancak milletvekilleri özlük haklarına kavuşuyorlar ve sonrasında da o kazandığı özlük haklarıyla bir dönem vekillik yapmış olsalar bile ya da sadece 2 yıl vekillik yapmış olsalar bile hayat boyu aileleriyle beraber o haklardan yararlanıyorlar. Haliyle erken seçim önerisi getirse bile CHP, getiremez de getirse bile bu CHP'den destek bulmayacak. Onun için de getiremiyorlar. Getirseler kaç çıkacak erken seçime? 50 oy, 100 oy. Belki bir ihtimal. Böyle nedenleri var efendim. Şimdi mücadele zamanı başlığı atmış. Gazete Pencere haberi alıntılarken, Özgür Özel'in haberini alıntılarken, MHP'nin gönlünü yapmaya yönelik sözlerini yorumlarken müzakereden sonuç alamadıklarını düşündüğü ilk başlık asgari ücret için mücadele edeceklerini duyurdu. Bu mücadele meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun lafıydı ve o öyle demişti. İktidarla ya da zalimlerle, diktatörlerle neyse bunlarla müzakere edilmez, mücadele edilir demişti. Özgür Özel de bunu şöyle uyarladı. Müzakere ederim ama müzakerede sonuç alamadığım konularda da mücadele ederim. Bakalım, göreceğiz. O arada Kemal Kılıçdaroğlu'yla cenazede buluşmuşlar. Yaşar Yakış'ın cenazesinde buluşmuşlar. Böyle de bir tokalaşma fotoğrafı çıkmış. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Mansur Yavaş'la yediği yemek, Ekrem İmamoğlu'yla yiyeceği yemek, İşte Özgür Özel buluşmaları falan çok konuşuluyor ve onun üzerine de bir sürü spekülasyon yapılıyor. Kılıçdaroğlu aktif bir ofis açtı ve birkaç ay sonra yapılacak tüzük kurultayına CHP'de genel başkanlık seçimi kurultayına çevirmeye çalıştığına dair de duyumlar, kulisler var. Bilmiyoruz ama emekli olmadı ve bırakmayı düşünmüyor. Belli ki bir Kılıçdaroğlu faktörü hep olacak CHP'de. Bir polemik var. Bu polemiği 2 ayrı grafik olarak getireceğim. Özellikle Erdoğan'la Özgür Özel arasında ve burada bu karşılıklı konuşmada, kürsülerden verilen mesajlarda ne söylüyor liderler onu anlamaya çalışalım. Şimdi Erdoğan dedi ki yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefet. Özgür Özel de ona cevap verdi. Bu kadar ağır şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak? Biz sert muhalefete devam ediyoruz. Bir kere sert muhalefet yok, onu söyleyeyim. Temel politikalarda bile iktidara itiraz etmiyorsunuz. Ayrıca Erdoğan'ın laflarının adresinin MHP olduğunu söyledi. Enteresan. Fakat daha enteresan olan muhabbet 2. bölüm. Özgür Özel birkaç katıldığı etkinlikte bunu söyledi, tekrar ediyor. Biz 22 yıllık enkazı kaldırmak için sorumluluğumuz olmayan yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok. Yani seninle ittifak edeceğim ve sonra da geriye doğru bütün günahlarını ben üstleneceğim. Faturasını ben ödeyeceğim. Yok öyle diyor. Erdoğan ne dese beğenirsiniz. Kusura bakmasınlar ama kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz. Evet. Bu da esasen normalleşmenin olmadığını, normalleşmenin bittiğini, normalleşmenin olmayacağını, olamayacağını gösteriyor. Çünkü Erdoğan her şeyi doğru yaptığını düşünüyor. kendi 22 yıllık hikayesine bir başarı ve reform hikayesi olduğunu düşünüyor ve hatta ne demek yani benimle ittifak yapacakmışsın? Biz seninle ittifak yapmak için konuşmuyoruz ki. Seni yanımıza çekmek için konuşuyoruz. Normalleşme bizim yanımıza geldiğinde normalleşirsin ancak diyor. Fakat CHP'nin bu süreçte tek kazanımı şu bana göre. Daha önce terör işbirlikçisi CHP, KK falan deniyordu. Neyse o bitti. Yani gerek saray sözcüleri gerekse saray basını artık bu şeytanlaştırmayı yapmıyor. Bir yönüyle CHP terör işbirlikçiliğinden aklanmış oldu sarayın gözünde. Evet. Dün ekrana getirmiştim ve gerçekten kınanacak, ayıplanacak bir görüntü. Galip Ensarioğlu, DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın üzerine böyle yürümüştü. Niye? Meral Danış Beştaş, Ensarioğlu'nun kayyum döneminde Diyarbakır'da işe almak için para aldığını ve yığınla insanı belediyelere soktuğunu iddia etmişti. İspat etmeyen şerefsizdir falan gibi laflarla üzerine yürüdü. Hatta yani tutmasalar saldıracak kadıncağıza yani. O derece. En az 86 akrabasının belediyelerde olduğu ortaya çıkmış. İftira dediği işe alımlar gerçekmiş. 2016, 17, 20 ve 21 yıllarında Kayapınar, Bağlar vesaire pek çok belediye var. Hatta soyadı Ensarioğlu olanlar da var. Akrabalarını belediyelere böyle yerleştirilmiş. Tabii kayyum belediyelerine. Bir Diyarbakır milletvekili, bölge insanı. Evet. İktidarın dönüştürdüğü insanlardan biri. Seyircilerimizden biri Ensarioğlu ailesi Diyarbakır'da kemikçi aile olarak bilinir. Her iktidarın trenine atlayıp oradan haksız kazanç ve kadro aşıran haramzadelerdir demiş. Yazın böyle enteresan yorumları, yeri geldikçe ekrana getireceğim. Rejim ve derin devlet üstü aklı paranoyasıyla devlet Kürt düşmanlığı ve yayılmacılık emelleriyle aklını yitirdi. Bundan da toplum zehirlendi diyor bir başka seyircimiz. Maalesef. Şimdi Sözcü gazetesine bakalım. Cumhur normalleşti filan bu polemikleri görmüş. O arada 17 yıl önce yola çıkmış Sözcü gazetesi. Sözümüzden dönmedik, asla dönmeyeceğiz falan diye de bir manifesto yayımlamış. Metin Yılmaz genel yayın yönetmeni. Ben manifestoyu okudum ama son paragrafı dikkatimi çekti. Diyor ki burada Sözcü medya grubu bundan böyle de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle Atatürk'ün işaret ettiği laik, demokratik, hukuk devletine yakışır şekilde filan devam edecektir. Sözcü medya grubu, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir Rabia işareti yapmadığı kalmış. Metin Yılmaz, Sözcü genel yayın yönetmeni. Evet. Enteresan. Enteresan konular, enteresan detaylar. Orada Eylem Tok ve oğlunun gözaltına alınırken veya tutuklanırken Amerika'daki görüntüleri yayımlandı. İktidara yakın medyada yayımlandı. Akşam bu şekilde Eylem Tok'un ve işte oğlu Timur, Cihan Timur'un yakalanma anlarının fotoğraflarını ve görüntülerini paylaşmış. O davada ne olur nereye gider bilmiyoruz ama işte bir magazin yönü var. Gene bir hatırlatma ki dün bahsetmiştim. Julian Assange Amerika ile anlaşarak Wikileaks ile ilgili bir takım suçlamaları kabul ederek bir Amerikan adasında mahkemeye çıktı. İngiltere'de yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı ve ülkesi Avustralya'ya iade edildi veya yollandı ve orada yaşayacak. Dün şunu söylemiştim, serbest ama ne kadar özgür bunu zamanla göreceğiz. Muhtemelen Avustralya dışına çıkamayacak, belki bir seyahat belgesi olmayacak ve muhtemelen anlaşma Assange'ın sonraki eylemleri konusunda da bağlayıcı bir nitelikte. Ama bunu bekleyip göreceğiz. Eğer Assange'dan önümüzdeki dönemde herhangi bir faaliyet yoksa belli ki anlaşma maddelerinde bu da var. Konuyu takip eden ve bu konuda bir belgesel hazırlayan Can Dündar, Kozmo Türkçe'de bir podcast'te konuşmuş. Bunu internette bulup dinleyebilirsiniz. Buruk bir zafer diyor. Wikileaks bazı bilgileri sildi. Olayın basın üzerinde caydırıcı etkisi oldu diyor. Yani basın hürriyeti ne bir yönüyle de zarar veren bir gelişme oldu bu. Elbette Assange'ın sağlık problemleri var. Amerika'ya iade ederseniz kendimi asarım dedi. Kendimi öldürürüm dedi. Neyse. Bütün bunlardan sonra bir biçimde bir anlaşma yaparak tahliye edilmesi ve serbest bırakılması, ailesiyle birlikte sakin bir yaşam belli ki tercih edecek bundan sonra, ülkesine gönderilmesi olumlu, fakat basın hürriyeti bir darbe aldı. Ona kuşku yok. Orada İsrail Savunma Bakanı Amerika'da da temaslar yapıyor. Hemen herkesle görüşmüş. Lübnan'ı taş devrine gönderebiliriz ama bunu yapmak istemiyoruz demiş. Almanya ve Kanada vatandaşları derhal Lübnan'ı terk etsin diye Almanya ve Kanada'dan uyarılar yapılmıştı. Savaşın Orta Doğu'da Lübnan'a sıçrama endişesi var ve Hizbullah da Kıbrıs'ı da vururuz diyerek orayı da çerçevelemişti. Bir şey pişiyor. Orta Doğu çok hareketli. Ukrayna gibi, Pasifik gibi. Bakalım iş nereye evrilecek, ama son derece sıcak aylara girdiğimiz kesin. 3. Dünya Savaşı, zaten dünyanın pek çok noktasında savaş devam ediyor. Fakat bu bir 3. Dünya Savaşı'na topyekün evrilir mi? Buna yakın vadede pek olasılık verilmiyor. Onu belirtelim. Orada Amerikan seçimi yaklaşırken Kasım ayında yapılacak. Enteresan bir şey oldu. Debate denilen İngilizcesi, biz münazara diyelim. Yani iki adayın karşılıklı olarak bir moderatör eşliğinde çarpışması. Bir söz düellosu tabir yerindeyse. Debate deniyor İngilizce'de buna. Dün BBC'de İngiltere'deki başbakan adayları veya iki büyük partinin liderleri çarpıştılar. Bu akşam CNN'de Joe Biden ve Trump karşı karşıya gelecekler. Enteresan kurallar da var. Türkiye saatiyle 04 imiş. İngiltere saatiyle 02. Ekran başında olacağımdan kuşkunuz olmasın. Yarın da anlatırım bunu. Göç politikası, kürtaj hakkı falan gibi konular gündeme gelecek deniyor. Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki CNN televizyonunda yapılacak. Ukrayna ve Gazze savaşları da gündeme gelecek deniyor, ama iki lider arasındaki bu erken televizyon düellosunda bir takım kurallar var. O açıdan da ilginç olacak bu tartışma. Seyircisiz olarak yapılacak. Hadi olabilir. Tartışma sırasında konuşmayan başkan adayının mikrofonu kapalı olacak ki bu karşılıklı söz atma olmasın diye. Özellikle karşılıklı sataşma olmasın diye. Özellikle Trump çok sataşıyordu önceki debate'lerde Joe Biden'a. Kürsüde başka hiçbir not bulunmayacak. Sadece bir kalem ve not alabilmeleri için beyaz kağıtlar olacak. Yani önlerinde herhangi bir yararlanabilecekleri, okuyabilecekleri, atıfta bulunabilecekleri bilgi, belge, ekran olmayacak. Bu enteresan. Tamamen spontane ve kendi zihinlerinden konuşmakla karşı karşıyalar. O konuda gerçekten Joe Biden'ın nasıl bir sınav vereceği merak konusu. Yani Joe Biden notsuz hareket edemiyor, notsuz konuşamıyor. Bakalım 90 dakikalık bu tartışma nereye gidecek? Yine reklam aralarında dahi seçim ekipleriyle konuşmalarına izin verilmeyecekmiş efendim. 90 dakika tam anlamıyla desteksiz bir maç yani. Bakalım, göreceğiz. O arada atıfta bulunduğum tartışma dün BBC'de oldu. Keşke bunlar olabilse. Yani tamam, diğer liderler nerede diye sorabilirsiniz. Başka aday yok. İki aday çıkarılıyor halkın önüne ve onlardan birini tercih etmeleri isteniyor. Halk da bazen ikisini beğenmeyebiliyor. Hangisini tercih edecek? Evet, yani iki partili veya iki liderli sistemlerde böyle bir açmaz var. Ama bir demokratik olgunluk. Keir Starmer ki 4 Temmuz sonrasının, 4 Temmuz İngiltere seçimlerinden sonra açık ara farkla İşçi Partisi'nin kazanacağı kesin, bütün anketler aynı şeyi söylüyor. 4 Temmuz sonrasının İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, soldaki. Rishi Sunak ise büyük bir hezimetle koltuğu devredecek ve muhtemelen Muhafazakar Parti liderliğini de bırakacak ve Muhafazakar Parti'de yeni bir liderlik yarışı olacak sonrasında. Evet, böyle gerçekten olgun bir tartışmaydı. Sataşmalara, seyircili bir tartışmaydı. Seyirciler de sorular yönelttiler. Ortadaki Mişal Hüseyin, evet, tartışmayı BBC'den kıdemli BBC sunucusu Mişal Hüseyin yönetti. Çok da güzel yönetti. Benim de beğendiğim, geldiğim günden beri takip ettiğim bir isimdir. 1972 doğumlu ya da 73 doğumlu ve doğma büyüme İngiltereli, İngiltere vatandaşı bir Pakistan kökenli göçmen ailenin kızı. Evet. 50 yıl sonra ülkenin başbakan adaylarının tartışmasını yöneten kişi oluyorsunuz. Ki bu Mişal Hüseyin'in ilk başarısı değil. Daha önce Prince Harry ve Meghan Markle'la ilk söyleşiyi de o yapmıştı. Başka mühim söyleşilere de imza atmış idi. Orada İngiltere demişken burada da en önemli sorun, yani dünyada sorunlar değişmiyor. Yani Amerika'da da aynı, Batı'da da aynı, Batı'nın özellikle Avrupa'daki bütün kentlerde aynı sorunlar var. Burada da bir numaralı sorun vergiler, göçmenler ve işte emeklilik yaşı gibi problemler. Türkiye'dekiyle benzer. BBC'den kestim bu haberi. Diyor ki ben diyor bu kişi, BBC'ye konuşan kişi, inşaat işleriyle meşgulüm. 16 yaşından beri çalışıyorum. Şu anda 63 yaşındayım. Fiziksel bir iş yapıyorum. Yani bedenimle. Yani 67'yi görüp göremeyeceğimden emin değilim. Ama diyor emeklilik yaşı 67 ve ben 67 yaşına kadar emekli olamayacağım. Yani bir şey yapın da diyor. Bunu bakın dikkatinizi çekerim. 65'e düşürün bari diyor. Evet. Her yerde benzer sorunlar, benzer sıkıntılar var. Nasıl olmasın ki? Burası da Kenya. Kenya'da vergi zammını öngören tasarıya karşı protestolar var. Hala çok sıcak. Parlamento binası ateşe verildi ve hala çok dinamik. Dünya televizyonlarından da konuyu takip ediyorum. Dünya demişken Bolivya'da bir darbe girişimi oldu. Ama enteresan bir darbe girişimiydi bu. Yani Genelkurmay Başkanı Zuniga yerel bir medyaya verdiği röportajda Bolivya hükümetini sert ve aşağılayıcı bir dille eleştirince Başbakan Arce onu görevden alıyor. Görevden alınca da Genelkurmay Başkanı Zuniga dün askerleriyle Başkanlık Sarayı'nı kuşatıyor. Başkanlık Sarayı'nın kapısına dayanıyor. Kapıyı askeri zırhlı bir araçla kırıyor ve Başkan Arce de kapıya çıkıyor ve darbe lideriyle, işte bu kare, darbe lideriyle konuşuyor. Ve bu konuşmada ne geçtiğini tam olarak bilmiyoruz. Fakat darbeyi kabul etmiyoruz diyor. Geri çekilin diyor. Ve yerine atamalar yapıyor. Ve o atamaların ardından da yeni atanan askerler, komutanlar askerlere çekilin emri veriyorlar ve askerler çekiliyor. İşte bu karşılıklı darbe lideriyle Brezilya başkanının konuşması. Karşı karşıya böyle konuşuyorlar. Enteresan, çok enteresan şeyler. Sonra başkanlık binasına geri dönüyor Arce ve yeni bir yönetim atıyor orduya, söylediğim gibi. Kuvvet komutanları canlı yayında yemin ediyorlar ve demokrasiye bağlıyız diyorlar ve darbeci askerlere kışlaya dönün emri veriyorlar ve askerler de dönüyor. Enteresan. Orada Eva Morales aynı partiden, başkanla aynı partiden, o da önümüzdeki seçimde aday olacağını açıkladı. Dolayısıyla birkaç saat süren darbe girişimi bitiyor ve başkanın neticede darbeci askerleri neyse püskürtmesiyle filan sonuçlanıyor. Enteresan hikaye, enteresan konular. Türkiye'deki sol kesim bunun arkasında Amerika var falan filan deyip bildik ezberlerle yürüdü ama bunun arkasında hiçbir şey olmayabilir. Ve işte bu şekilde derdest edilip götürülüyor. Darbeci lider birkaç saatlik başarısız darbe girişiminin ardından. Akın Olgun paylaşmış. Türkiye'de olsa çırılçıplak soyulmuş, ağzı burnu kırılmış şekilde poz verdirirlerdi. Darbeye katılmış tüm askerleri kapalı bir spor salonuna doldurur, üzerlerinde zıplarlardı filan falan demiş. Neyse ki bunlar olmadı diyor. Evet. Enteresan. Manşeti böylelikle noktalıyoruz. Cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.